Cansucuğum. Cansu. Hadi kalk artık, kalk. Ya hani gitmeyecektim. Bir yere gitmeyeceksin zaten. Ama dershaneye gidiyormuş gibi kalkacaksın bundan sonra. Hadi bak, kahvaltıdan sonra matematik öğretmenin gelecek. Matematik dersi saat 11'de bitiyor. Sonra bugün yeni öğretmenlerinle tanışacaksın. Yarım saat arayla 4 tane dersin var bugün. Dershaneyi eve getiriyorsun yani. Öğrencileri de getirmediğim sürece senin için bir problem olmaz herhalde. Ya ama dün çok çalıştım. Gece 2'de yattım. Uykum var benim. Bak gördün mü? O bilgisayardan kurtulman ne kadar iyi oldu. Performansın bir günde ne kadar arttı. Hadi kalk, kahvaltı edeceğiz. Hadi. Of. Artık. Bu kadar da normal değil. Bunu psikiyatrınla konuşmamız gerekecek. Ne oluyor ya? Cansu. Senin kafandaki tek soru işareti bu çocuk mu? Ben seni bu aptal takıntıdan kurtarmak için bilgisayarını kaldırıyorum. Senin için uğraşıp didiniyorum. Ama senin şu yaptığına bak. Bu hiç normal değil Cansu. Hiç normal değil. Feriha, ne haber? İyidir, günaydın. Günaydın, nereye? Birkaç işim vardı, onu hallettim, şimdi taksiye bineceğim. Atla gel, beraber gidelim okula. Teşekkür ederim bıraktığın için. Rica ederim. Benim derse girmem lazım. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Emir. Bence Feriha'ya GPS takmalısın. Onu bulmanın en kolay yolu bu çünkü. Feriha. Bir şey söylemek istiyorum. Aptallık ediyorsun. Hande ile olan arkadaşlığın çok saçma. Zararlı çıkacaksın. Sana ne? Hande ile ya da benimle ilgili ne düşündüğün umurumda değil. Ben sana bir kez güvendim. İnandım ve rezil oldum. İkincisi olmayacak. Aklına sok bunu. Peki. Artık umurumda bile değilsin. Ay Ana. Efendim? Zehra Hanım, iyi günler. Müsait misiniz acaba? Ha, buyurun Orhan Bey, buyurun. O kadar ortama girip çıktık abi. Şimdi okuldaki kızın teki yüzünden papaz olduk, iyi mi? İyi değil de kendin ettin, kendin buldun be oğlum. Kim kime sallara döndürdün işi. Neyse abi, sen Emir'e söyle de fazla kaptırmış kendini hikayeyi. Aynı geminin tayfasıyız ya. İyi, tamam, iletirim ben. Hadi görüşürüz. Ne haber? Aa Günce, acelem var. At tribine eve gideceğim. Eve gideceğim. Giymişsin. Yatak keyfi mi yapacaktık? Yoksa bu sefer gözümün içine bakmayacak mısın bir an önce gideyim diye? Ben de gerçek Günce'ye ne oldu diye merak ediyordum. Nasıl bir hayat? Ne oldu? Hande alarm. Hande sayesinde senin yerine duş almak da varmış. Nerede kalmıştık?
En son elinde CD'yi sallayarak bu odaya girmiştin. He, ben o filmi her gece yatmadan önce izliyorum ya. Ne o? Misafirin yine tanıdık mıydı? Hande, bir özelimden çıkar mısın lütfen? Yerim senin özelini. Bana ait olanı ver öyle. Ha, senin derdin belli oldu. Koray, ver dedim. Hande, bak bu iş gerçekten can sıkıcı olmaya başladı. Yer misin şunu, uzatma. Tamam, sen şimdi git. Ben biraz düşüneyim. Eğer iyi niyetli olduğuna karar verirsen veririm. Peki, öyle olsun. Ama şunu bil, bu iş giderek arkadaşlığımızı bozmaya başladı. Görüşürüz. Çık gitti. Ne istiyor senden? Seni ilgilendirmeyen bir şey istiyor. Günce, ben sana bir taksi çağırayım. Durak cevap vermemiş. İçeride bir durağında almamız. Gerek yok, ben yoldan binerim. Ha. Hı hı. Görüşürüz. İyi, peki. Ben istediğini verdim. Aramıza hoş geldin arkadaşım. Gel şurada konuşalım o zaman. Ben Tülinlere geçiyorum. Geometri öğretmenim birazdan gelir. Ha, Cansu. Aşağıdaki zil çalışmıyor galiba. İstersen camda bekle. Öğretmenin geldiğini görünce kapıyı açarsın. Sonra evde kimse yok zannedip gitmesin. Bir camda hoca beklemediğim eksikti yani. Şimdi bana bir cevap vereceksin Feriha. Aramızdakileri ya kabul edeceksin ya reddedeceksin. Ya Emir, ne olur git ya. Gitmiyorum Feriha. Yolunu kestim, kapına dayandım. Artık bana ne söylesen haklısın. Ama hemen şimdi bir cevap istiyorum. Neden hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun? Ya çünkü ben yapamam. Ya neyi yapamazsın Feriha? Benden mi kaçıyorsun? Ne sanıyorsun da kaçıyorsun? Playboy mu? Çentikçi mi? Ne? Hiçbiri değil. Seninle ilgili değil. Ne o zaman Feriha? Son defa soruyorum sana. Benimle misin? Feriha, bak bana.
benimle misin? Bitmedi mi daha odamın temizliği? Ha bitti. Buraya bitirdim de bir banyo kaldı. Onu da şimdi bitireceğim. İyi, çabuk ol. Oldu. İmadan önce izleyelim bakalım filmimizi. Nasıl çıkmışız? Yerlerde leş gibi anacığım. Her yer leş gibi. Aa, ben kovayı mı unuttum ya? Gideyim de onu alayım bari. Şimdi bu da rahatsız olacak benden. Aman yapayım. Feriha, benimle misin? Seninle.
Merhaba. Merhaba Cansu. Hoş geldiniz hoca. Bu iş de bitti. Aa, sen evde miydin? Evet. Çok keyifli gözüküyorsun. Merkür sonunda doğru açıda diyelim. Zehra burada mı hala? Yok. Ben geldiğimde odamın banyosunu temizliyordu. Daha sonra apar topar çıktı. Çok becerikli kadın ama biraz sırasız. Allah Allah. Parasını almadan çıkmış. Çok mu acesi vardı acaba? Böylesini görmedim. Neyse iyi yapmış. Kız, kız sen ne yaptın? Ha? Sen ne yaptın kız ha? O elbiseyi giyince kendini bir bok mu sandın kız ha? Ha? O elbiseyi giydin kendini bir bok mu oldum sandın kız? Anne ha? Ben ne yaptım ya? Kız ben senin gözünün içine bakıyorum. Niye? Niye bakıyorum kız? Niye bakıyorum? Ha niye bakıyorum? Allah'ın cezası. Babandan, Mehmet'ten korudum. Niye kız? Niye? Ha? Niye yoldan çıkasın diye mi? Okula gidesin, adam olasın diye kız. Adam olasın diye aptal. Böyle mi çıkacaksın buralardan kız? Ha böyle mi adam olacaksın? Onun artığı mı olacaksın kız sen? Ha? Bunun artığı mı olacaksın? Anne ne yapmışım ben ya? Kız sen bana ne dedin ha? Anne bana ne yapmışım diyor kız. Sen bana yalan söyledin kız. Kız yalan söyledin. Sen o gün ne dedin kız? Cansu'lara gidiyorum dedin de sen nerelere gittin kız? Kimle yattın Allah'ın cezası o gece? Neredeydin kız sen? Ha? Vallahi ben bir şey yapmadım. Ben senin Allah dedinin yanına. Çık! Yürü git! Yürü içeri! Yürü her yerine bakacağım. Çıkar! Çıkar! Soyun! Çıkar! Çıkar üstünü! Anne ne yapıyorsun ya? Bak bana cevap verme, çıkar üstünü diyorum sana. Soyun, bakacağım her yerine. Çıkar. Ya anne bırak. Uzat kolunu diyorum sana. Uzat kolunu diyorum sana. Uzat, aç şu göğsünü bakacağım. Aç. Anne bırak ya. Aç. Kimseyle yapmadım merak etme. Böyle mi kurtulacağını sanıyorsun kız ha? Böyle mi kurtulacaksın? Bir süslü elbise giydin diye kurtulacağını mı sanıyorsun? Böyle mi olur sanıyorsun kız? Oyuncakları olursun onların. Oyuncakları olursun. Oynayıp ondan sonra çöpe atarlar kız. Çöp olursun çöp. Yeter artık ya yeter. Beria. Ne oluyor ne bağırıyorsun? Geçim. Mehmet geldin mi? Geldim. Ne bağırıyorsun kızım annemi? Yok ya şeyden aman bir dersi varmış kağıdı. Önemliymiş de ben de okuma yazmayı pek bilmiyorum ya. Onu çöpe attım o yüzden. Tamam atma bir daha hiçbir şeyini tamam hadi. Hadi topla şunları da. Ne yapıyorsun annem aç mısın? He? Değilim. Çay bir şey yapayım sana. Yok asıl buna ne oluyor? Yok bir şey oluyor hadi. Kız çok ders çalışıyor ondan. Thank you.
halletsek şu işi. Markette dergi yoktu yine. Ta yukarıdakine gittim. Eksik kalmasınlar sosyete haberlerinde. Mehmet, hadi kalk annem, kalk. Ömer, hadi çabuk çabuk oğlum, çabuk geç kalacaksın, hadi. İç bakayım şu sütü, bitir. Bitirdin mi harçlığını? Al. Hadi iyi dersler. Çabuk 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 çabuk, çabuk yürü. Çabuk acil. Dur al şunları da. Var mı bugün gidecek yerin? Sanayiden bir iki ilan var. Onlara bakacağım. Hadi. Onlar da seni bekliyor diye. Duyulmayacak mı sandın marifetini? Ali Usta'yı boş adam mı sandın, he? Onun kapı dışarı ettiğini kim içeri buyur edecek, he? Size afiyet olsun. Mehmet. Sen bakma oğlum ona. Sen inadına inadına çal o kapıları. İnadına çal. Haydi yavrum. Haydi dikkatli ol. Haydi güle güle. Haydi yavrum dikkat et. Haydi. Yemedin sen. Sağ ol Rıza. Yemeden doydum. Oğluna laf ettik değil mi bu afra tafra? Ay bak sen. Demek sadece benim oğlum öyle mi? Ha? O Ali Usta kim oluyor be? Ha kim oluyor? Küçücük yavrumu aldı benim sömüre sömüre bitirdi. O mendebur kim oluyor ya? İyi yaptı Mehmet de ayrıldı ondan işte. Sen yemiyorsun. Yok baba yiyorum. Ana kız periz mi yapıyorsunuz yoksa? Ben gidiyorum. Hadi Allah kolaylık versin. Yemek yiyecek hal mi bıraktınız insanda ya? Gidip abdestimi alayım. Anne, anne, anne bir saniye konuşalım lütfen. Hiçbir şey öğretememişim sana. Hiçbir şey öğretememişim. Her şeyi yanlış anlamışsın. Anne ben o gece okuldakilerin bir partisine gittim. Onlar gibi olabileceğimi göstermek istedim ama olamayacağımı en iyi ben anladım. Cansulara gidiyorum diye yalan söylediğin gece nerede kaldın? Okuldan bir arkadaşımla kaldım kız. Ama vallahi düşündüğün gibi bir şey yapmadım. Kötü hiçbir şey yapmadım anne ben. O çiçeği o oğlan mı getirdi? O hastanedeki oğlan. Hani Cansu'nun yanıp yakılıp fotoğraflarına baktığı veliaht. He? Sen nereden biliyorsun anne bunu? Çocuklar söylemese de anneler bilir.
kızım, ben senin gönlünü bağlamam ki. Ben istemez miyim yavrumun gönlü uçsun da sevdiğine konsun? Ama yeter ki aklı uçmasın. Kim olduğunu unutmasın. Feriha, bana bak. Yemin iç. Ömer'in, Mehmet'in, babanın benim başım üstüne yemin iç. Artık yalan yok. Artık yalan yok. Yemin iç. Yukarı çıkmadın mı sen? Ay tam çıkacaktım, bu durdurdu. Cansu'ya bir şey diyecekmiş de. Tamam ben söylerim. Dershanede başarılar diliyor derim. Haydi sen de git okula, geç kalma. Ne o öyle merdiven köşelerinde fısır fısır? Ne fısır fısır, yok bir şey işte. Söyle de onu götürüp söyleyeceğim şimdi. Dersler kızım. Dersin başlamadan önce şu yüzündeki ifadeyi değiştirsen iyi olacak Cansu. Yani böyle bir negatiflikle pozitif bir sonuç elde etmen pek mümkün görünmüyor. Feriha'nın bir sevgilisi var. Evet. Onları öpüşürken gördüm. Nasıl yani? Nerede? Apartmanın önündeki parktaydılar. İnanmıyorum sana. Sen onları mı izledin? Ya çok güzel. Yani apartmanın önünde öpüşüp koklaşmak sorun değil, benim onları izlemem sorun. O bizi ilgilendirmez. Herkes kendi davranışlarından sorumlu. Nasıl biriydi sevgilisi? Tam göremedim. Ya uzun boylu filan işte. Feriha'daki cesarete bak. Hayret. Ya babası evden dışarı çıkmasına izin vermiyor. O gidip evin önünde öpüşüyor. Delirmiş olması gerek. Aşk başına vurdu herhalde. Kapıcı kızının renkli hayatı. Ben de böyle yukarıdan izlerim işte ancak. Sen de üniversiteyi kazansaydın, evden dışarı çıksaydın, senin de hayatında böyle heyecanlar olabilirdi. Tabii. Emin ol Feriha da sevgilisini üniversiteden bulmuştur zaten. Hangi okula gittiğini unuttun galiba. Ya Mehmet'in arkadaşıdır ya da marketin çırağı falandır işte. Cansu, boş ver Feriha'yı. Ben senden bahsediyorum. Ben aslında sen biliyorsundur sanmıştım. Son günlerde pek kankasınız ya. Ay Cansu. Zehra geldi. Kapat artık bu konuyu. Ailesinden çekilseydi apartmanın önünde öpüşmezdi herhalde. Cansu! Hoş geldin Zehra. Hoş gördük. Günaydın. Günaydın Zehra teyze. Afiyet olsun. Sağ ol. Ben içeri gideyim de eşyaları bir hazırlayayım. Tamam. Efendim? Ters tarafa gidiyorsun. Ne? Arkana bak. Taksiye binseydin seni kaçırırdım. Yine emri vaki oldu ama. Alıştım artık.
işim var ya. Spor kulübünden. Aman şimdi hiç uğraşamam. Hande, şu doğum günlerde yapacağımıza karar versen artık. Hani yoksa ben siz yapacaksın ona göre. Tamam canım. Ben zaten doğum günü havasına girdim. Cuma gecesi hiç desem. Aman ne heyecanlı. Tabii hiç gitmediğimiz yer. Ben de ne zaman gideceğiz diye merak ediyordum. Vallahi doğum günü kızı benim şekerim. İşine gelirse. İyi. Kapatalım bari de bir özelliğimiz olsun. Orasını Emir Bey düşünecek. Artık benim için özel bir şeyler hazırlar. Emir'le arayı düzelttiniz yani. Biraz ekşi gözüküyordunuz sanki Feriha'dan beri. Sen öyle san. Bizim aramıza hiç kimse giremez. Feriha dersen rüzgar gibi geçti. Nasıl yani? Bilirsin. Kaçanı kovalamak erkek işidir. Emir Feriha'ya hırs yaptı. Ama İlker olayı bardağa taşırdı. Emin ilgisini reklam malzemesi olarak kullanmayacaktı. Feriha tarih oldu. Aa, niye Koray'ın yüzüne kapattın? Aman, önemli bir şey değildir. Gelince konuşuruz ne de olsa. Dün başladı yeni bulaşıkçı işi. Tamam, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol sana. Selamünaleyküm usta. Aleykümselam. Ne bekliyorsunuz? Gördüğün gibi iş bekliyoruz. Başka ne bekleyeceğiz ki? İnşaat mı? Vallahi ne çıkarsa. İnşaat, hamallık, ne olursa. Herkes bekliyor, çünkü görüyor. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Hande Hanım sizi şöyle alalım. Sana da günaydın. Günaydın Nehir'cim. Hande. Tersinden kalkmış. Ben şunu düzeltip geliyorum. Tamam, tamam. Geri ver. Ne istiyorsun canım? Geçen gün ödediğin park parasını mı? Al. Yalan yok. Takdir ettim. Zaten bu aralar hayatım senin bu küçük numaralarını takdir etmekle geçiyor hani. Nasıl becerdin? Gözümün içine baka baka o CD'yi nasıl yürüttün anne ya? Lütfen. Yeteneklerimi seninle paylaşırsam heyecanlı kalır mı? Yani ders bitti, veli toplantısı yapıyor kadın resmen. Of, laptopum da yok. Veliahtımdan haber de alamıyorum. Yani tek zevkimi elimden aldın. Feriha'yla da iyice koptuk, Zehra teyze. Var mı yeni üniversitesinde yeni arkadaşları, takıldığı birileri falan? Aşk olsun, ne biçim laf öyle takılmak falan? Aman Zehra teyze ya. Arkadaşlarını soruyorum işte. Yüzünü gören cennetlik ya. Bütün gün oturup evde ders çalışmıyordur herhalde. Allah kızım çalışıyor. Niye yapsın çalışmayıp da? Ne bileyim. Gezip tozuyordur. Mesela. Yani her başarının bir ödülü var değil mi? Yeni çevreler, yeni arkadaşlar, yeni insanlar. Yani ben olsam öyle yapardım. Sen onun yerinde değilsin, o da senin yerinde değil. Ben gidip şu kovayı alayım da şuraları sileyim. Onun yerinde ben olmalıydım ama.
Ben kazanmalıydım. Ayakta uyuyorsun Zehra teyze. Emir'in ilgisini kaybetmiş Feriha'yı ne yapayım ben? Korkma. Onunla uğraşacak değilim. Ne oldu? Çok mu şaşırdın? İlgilenmiyorum bile onunla. Feriha tarih oldu. Feriha tarih yazdı.